Elbette Türkiye'nin toplumsal ve ekonomik hayatı birbirinden ayrılmaz bir bütünlük oluşturmaktadır. Bu bütünsel yapının toplumsal ayağında, toplumsal boyutunda sorunlar ortaya çıkarsa ekonomik boyutunu, ekonomik yapının ayakta kalmasını sağlamak mümkün değildir. Dolayısıyla bizim önceliğimiz ekonomidir. Sosyal politikalarla ilgilenmeyiz gibi bir yaklaşım asla tartışılamaz. Biz ekonomik ve sosyal politikaları birbirini destekleyecek şekilde devam ettirilmesinin Türkiye'nin geleceği açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye büyürse sosyal politikalarıyla birlikte toplumsal bütünleşmeyi, toplumsal dayanışmayı artırarak büyümeye devam eder. Elbette sorunlarımız var. Bilhassa enflasyon bu sosyal politikaların karşısındaki en önemli düşmanlardan biridir. Ama enflasyona karşı da mücadele edecek araçlarımız vardır. Bu araçlardan birisi biraz önce altını çizdiğim asgari ücrettir. Toplu sözleşme mekanizmamızdır. Diğer sosyal desteklerdir. Ben bu konuda özellikle 3600 meselesinin kamu görevlileri arasındaki ciddi bir sorun olarak bilinen, hepimizin bildiği 3600 meselesinin memurlarla yaptığımız toplu sözleşme maddesi haline getirerek bir temenni, bir talep, bir arzu olmaktan çıkarıp bir toplu sözleşme maddesi haline, toplu sözleşmenin hukuki niteliğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla onu da çözüm sürecine koyduk. Şu anda bakanlık bünyesi içerisinde çalışmalarımı yapıyoruz. Ne çalışması yapıyorsunuz diyeceksiniz. Şunu çalışıyoruz. Bir defa kapsamı ne kadardır? Hangi grupları ne kadar kapsayabiliriz? Bunun maliyeti ne olur? Bununla ilgili detaylı bir çalışma yapıyoruz. Arkasından farklı kamu kuruluşlarını ve sendikalarımızı toplayarak birlikte çalışacağız ve o zaman kamuoyuna bu süreci nasıl sonuçlandıracağımızı veya yönettiğimizi açıkça ifade edeceğiz. Bu çok önemli bir şey. Diğer bir mesele, kamuda biliyorsunuz sözleşmeli ve kamu kadrolu, kamu personeli, kadrolu kamu personeli uygulaması var. Bu da ciddi bir soruna yol açıyor. İsteyen sözleşmeli personelimizi, zorunlu değil, isteyen sözleşmeli personelimizin kamu haklarına sahip kılınması konusunda da bir çalışma içindeyiz. Onun da çalışma gruplarını oluşturduk. Onunla ilgili de, buyurun. Bütün sözleşmelileri, bununla da ilgili bir çalışma yapıyoruz. İsteyen sözleşmelilerin kadro haklarına sahip olması konusunda da çalışmamızı sürdürüyoruz. Onu da biraz önce bahsettiğim gibi bakanlık bünyesinde gerçekleştiriyoruz. Arkasından diğer bakanlıklarla, Ekonomi Bakanlığı, işte plan, bütçe vesaire gibi çeşitli kamu kuruluşlarıyla ve son nihai kararımızı da toplumsal ortaklarımız olan sendikalarımızla birlikte gerçekleştireceğiz. Ben Türkiye'nin sorunları, kalkınan ülkelerin sorunları büyüktür. Türkiye'nin sorunları çok daha büyük. Çünkü Türkiye sadece kalkınma sorunlarıyla uğraşmıyor. Aynı zamanda bu global düzeyde yaşanan çalkantıların, krizlerin sorunlarıyla da yüz yüze. Bunları da en ağır hisseden ülkelerden birisi. Ayrıca Türkiye'nin etrafında yaşanan ateş çemberinin meydana getirdiği terör, Türkiye'ye dönük saldırılar, Türkiye'nin bütün bunlara karşı ortaya koyduğu siyasetin ekonomik maliyetini, toplumsal maliyetini, insani maliyetine dikkate aldığımız zaman bu sorumluluğumuzun büyük olduğunun farkındayız ve bu sorumluluğumuzu yerine getirmek üzere çalışıyoruz. Değerli arkadaşlar, sendikalardan bu kadar bahsettikten sonra geçtiğimiz Temmuz ayında başlattığımız, arkasından memurlarla Ağustos'ta devam ettirdiğimiz iki toplu sözleşme gerçekleştirdik. Bu iki toplu sözleşmede de özellikle düşük ücret alan işçilerin, yani asgari ücret o gün asgari ücret düzeyinde olan işte 3577 lira düzeyinde ücret alan işçilerin ücretlerinde ciddi bir artış, %38 oranında bir artışı gerçekleştirdik. Ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü işçilerin sorunlu kesimi düşük ücret alan, asgari ücret düzeyinde kalan işçilerdir. Bugün asgari ücretle ilgili arkadaşlarımızın taleplerini yansıtan, beklentilerini yansıtan ifadeler de
bunu ortaya koymaktadır. Biz o işçilerimizin ücretlerini 4500 lira civarına çektik. Bunun üzerinde yüzde pazarlıkta ortaya çıkan yüzde oranlarında koyduğumuz zaman ciddi bir iyileşme sağladığımızı ifade etmek istiyorum. Tabii yaklaşık kamuda 750 bin işçiyle yapılan bir sözleşmedir bu. Bugünlerde de özel sektörde bu sözleşmeler devam ediyor. Kamudaki sözleşmenin özelliği şudur. Özel sektörde kamudaki oranlar ortaya çıktıktan sonra daha düşük, daha aşağı bir ücret seviyesini pazarlığını yapamaz hale gelmektedir. Bu aynı zamanda işçi sendikalarımıza karşı da onların elini güçlendiren bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Tabii arkasından memurlarla ilgili bir sözleşme yaptık. Memurlar da aynı şeyi gerçekleştirdik. Değerli arkadaşlar, belki kamuoyu yeterince bilmiyor. Şunu ifade etmek isterim. Özellikle çok düşük ücret alan memur kesimini, mesela hemşireler, ebeler, sağlık çalışanları, hasta bakıcılar gibi doktorların dışındaki altında pek görünmeyen ama bu pandemi sürecinde de olağanüstü emek sarf eden, ortaya bir emek koyan kamu çalışanlarının da ücretlerine seyyanen 360-390 lira arasında yüzdenin dışında, yüzde oranlık artışların dışında artış gerçekleştirdik. Ben bunun da çok önemli olduğunu, aynı zamanda bunu posta dağıtım servislerinde çalışan, PTT'de çalışan, yine belediyelerde çalışan, düşük ücret alan işçilerin ücretlerinde de, affedersiniz, memurların gelirlerinde de ciddi bir artış gerçekleştirdiğimizi belirtmek isterim. Tabii bunlar yeterli mi? Yeterli değil. Bu konuda ben özellikle asgari ücret çalışmalarımızın bugünlerde onu da sizinle paylaşmak isterim. Asgari ücretle ilgili hepimizin yaptığı hesaplar var. Bizim de yaptığımız değerlendirmeler var. Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiğini bu düşünceyle hareket ediyoruz ve bunun için biz Türkiye çapında bir araştırma yaptırıyorum. Yaklaşık 2500 muhtelif sektörlerde çalışan, farklı düzeylerde, yani küçük, orta, büyük işletmelerde çalışan işçileri, işverenleri, profesyonel yöneticileri, bir de konuyla doğrudan doğruya alakası olmayan işte esnaf, başka mesleklerden insanları kapsayan bir araştırmayla toplumun beklentilerini, temennilerini ve mümkün olabileni ortaya koymaya çalışan bir araştırma yapıyoruz. Bu bir sadece bir anket çalışması değil, daha derinlemesine bir çalışmayla bunu ortaya koyacağız. Ama bu bizim için bir kamuoyu beklentisini veya kamuoyu algısını gösterme şeklinde bir çalışma olacak. Biz hesaplarımızı yaparak işçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye'nin gündeminden çıkaracak bazı düzenlemelerle birlikte bir rahatlama sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim.